ya da ilah. Özellikle tek tanrılı inançlarda evrenin tek yaradanı ve yönetini olduğuna inanılan olağanüstü varlık. Çok tanrılı inançlarda genelde tanrının cinsiyeti ve erkek olması gerekir. Ve dişi olanlara da tanrıça denir. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ozan. Videoma hoş geldiniz. Bugün ciddi bir konuyu konuşacağım. Yüzyıllardır insanların tanrı inancı ve neden tanrıya inandıkları, evrenin köşesinde ne olduğunu kimse bilmiyor. Ve buna rağmen insanlar neden hala 21. yüzyılda bile bu inanca sahipler? İsterseniz gelin biraz bundan bahsedelim. Bugün 24 Ocak 2021 arkadaşlar ve pazar akşamı. Bu videoyu çekmekteki amacım insanların dinine kesinlikle saygısızlık yapmak, onların dinini hor görmek, aşağılamak ya da eleştirmek değildir. Bu videoda çekeceğim video tamamen bu benim kişisel bilgilerime ve kişisel düşünceme lazım. Yani sadece benim düşüncemle alakalı bir şey. İnsanların dini ya da ne yaptıkları benim evimin dışında ya da benim alanımın dışında yaptıkları gerçekten beni ilgilendirmiyor. Aynı şekilde eminim ki benim de yaptıklarım onları ilgilendirmiyordur. Fakat çok özellikle düşündüğüm ve yıllardır kafamı kurcalayan bir şey var. Gerçekten bir ilah ya da tanrı ya da Allah, Zebur ya da Teos, tanrıça herhangi bir şey var mı gerçekten? Ya da evrenin ucunda insanların kitap okudukları, uğruna kiliseye, camiye gidip koyunlar kestikleri, birbirini öldürdükleri, savaştıkları, vaftiz edildikleri, ilahiler yazdıkları vesaire vesaire vesaire. Bunun için çok uzun bir video yapmam lazım. Fakat izlerseniz hemen hızlıca toparlamam lazım. Tanrı, daha eskilerden, çok eskilerden insanlar daha minimalist köylerde yaşamaya başladıklarında, beyinleri de daha fazla gelişmeye başladıklarında biz nasıl geldik, acaba biz nereden geldik ya da bizi biri mi yarattı demeye başladılar. Çünkü artık insan beyni çok daha fazla düşünmeye ve çok daha ileri olduğunu anlamaya başladığında hayır biz mümkün değil, bizi bir şey yarattı, bizi inanılmaz bir şey yarattı diye düşündüler. Fakat şurada hemen bir ipucu var. Ben de eminim ki evrenin herhangi bir ucunda bir şey vardır ama bu bir şeyi benim aklım almıyor. Ama insanlar böyle durmadı ve bunu ileri getirdi ve kitaplar yazmaya başladılar. Tanrı'nın bir oğlu olduğuna, Meryem'den olma ve Meryem'in bakire olarak hamile kalmasına, tabi o zaman bu ona inanılırdı. Şu anda bir kadının hiçbir şey yapmadan tek başına hamile kalması kesinlikle mümkün değil. Tabi o zamandaki insanlara bunu söylerseniz Tanrı'dan hamile kaldım demiş ve insanlar buna inanmış. Ve İsa doğmuş bildiğiniz üzere. İsa da Tanrı'nın oğluymuş. Bütün bu vesveseler, bütün bu tanrı inançları o kadar çok fazla büyüdü ki arkadaşlar, günümüzde çok fazla tanrı inancı var. Şu anda az önce dinlediğiniz kilisenin çanları, Müslümanların ezanı ya da Yahova'nın şahitleri, Mormon kilisesi, Budistler, bunun gibi o kadar çok fazla din var ki dünyada ve o kadar çok fazla kitap yazıldı ki kutsal kitaplarda her zaman tanrıyı tanıdıklarını söylerler. Tanrının ne istediğini, Tanrı'nın ne yapması gerektiğini, insanların nasıl davranması gerektiğini yazıyor. Fakat hiç kimse gerçekten Tanrı'yı görmedi. Kimse Tanrı ile konuşmadı. Kimse Tanrı'nın varlığını hissetmedi. Şöyle bir şey düşünebiliriz mesela. Ben bir yemek yemeye başladığımda yemeğimi ağzıma götürürüm ve o aldığım damak tadında gerçekten evet şu anda yemek yiyorum ve yemeği görüyorum. Şu anda karşımda bir tabak yemek var diyebiliyorum. Fakat insanlar hayır karşımda bir tabak yemek var ama onu görmüyorlar mesela. Ben şimdi desem ki bakın bir yemek yiyorum, şu anda burada bir yemek var ve bunun resmini paylaşsam, size göstersem, evime davet etsem dersiniz ki tamam çocuk yemek yiyor. Fakat insanlar bunu demeden evet Tanrı var, gerçekten bir şey var, bir ilah var. Siz de buna inanmanız gerekiyor deyip kör gözlü, artık biraz kaba bir tabir olacak muhtemelen ama cahilce inandılar buna ve şu anda bile günümüzde yani 21. yüzyılda bile insanlar gerçekten İsa'ya, Tanrı'nın varlığına ya da onların düşüncesiyle Tanrı'nın farklı bir boyutuna inanıyorlar mesela. Hiç kimse demiyor ki Tanrı gerçekten insanların aklını alamayacağı farklı bir ilahtır. İlah diyor burada. Bak ilah demek farklı bir güç demek. Hiç kimse gibi olmayan, hiç kimse gibi davranmayan, düşünmeyen, bizden bir şey istemeyen, evrenin herhangi bir parçasında olan bir toz bulutu ya da bir güç olabilir mesela. İnsanlara bunu söylediğin zaman hayır yalan söylüyorsun. Camiye gidip namaz kılmalısın, kiliseye gitmelisin. İşte
bunun gibi çok fazla dini özelleştiren ve çok fazla bazı gruplar var. Mormonlar ya da Yehova'nın şahitleri gibi. Bu insanlar çok daha fazla ileri gidip evlere gidip insanlara Tanrı hakkında konuşuyor ve diğer bütün dinlerin yok olacağını ve tamamen kendi dinlerinin çok daha ileri gideceğini ve bu şekilde insanları kandırmaya falan çalışıyorlar. Bunun altında tabii ki de ekonomik bir güç yatıyor. Yoksa hiç kimse bir cemaat kurup da boşu boşuna halkı yani halkı gelin Tanrı'dan kurtulun işte dua edin diye demez. İlla bütün insanlıkta bu vardı büyük ihtimalle. Yani hepsine iftira atmayayım ama ben de bir cemaat kursam, ben de bir şey yapsam illa altında bana ne getireceğini düşünürüm. Çünkü bir cemaati kurduğum zaman insanların gelip bağış yapmasını, aramızda para toplamamızı ya da cemaatimizi büyütmemizi isterim. Bu şekilde maddi gelir elde ederim. Ya da sonra insanların ne düşündüğünü bana ne? Belki de ben ateistimdir yani Tanrı'ya inanmıyorumdur ama sırf insanların parasını kazanmak, onların duygularıyla oynamak, onlarla gözün içine bakarak dalga geçmek için Tanrı var. Evet, bakın ben de bir cemaat kurdum. Gelin inanın. Daha kötüsünü de söyleyeceğim. Siz Hindistan'da İneklere de inanılıyor Tanrı oldukları için ya da Tanrı'nın bir gücü oldukları için bazı farelere inanılıyor. İnsanlar taşlara göğe yani affedersiniz kıçıma bile inanacaklar o kadar kötü bir durumdalar maalesef. Ciddi bir mesele bu arada. Az önce de dediğim gibi insanların dinini eleştirmeye ya da onları hor görmeye hakkım yok kesinlikle. Şimdi eminim ki bu videodan sonra birileri altını yazacaktır. İşte sen kimsin Tanrı hakkında konuşuyorsun? Ben Tanrı hakkında konuşmuyorum. Çünkü bu konuda benim hiçbir bilgim yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Tanrı kimdir? Nasıl bir ilahtır? Nasıl bir güçtür? Biz nereden geldik? Nasıl yaratıldık? Bunlar hakkında hiçbir şeyi bilmiyorum. Tek bildiğim şey insanların evrim geçirmeye başladıkları ve evrim geçirdikleri evrenin inanılmaz büyük olduğu. Ama hiçbir şey için ben mesela atıyorum işte örnek vereceğim. Şu kitabı alıp da bak işte Tanrı kadınların kapanmasını emretmiş. Bütün kadınlar kapanmalı ya da Tanrı domuz eti yemememi söylemiş. Domuz eti yememeliyim. Bunu kim yazdı? Sizce Tanrı bu kadar basit bir şey mi? İnsanlara kitap yazacak kadar basit mi? Belki de Tanrı olsaydım kitap yazmak yerine kök yüzünden seslenirdim insanlara. Bağırarak ve onlara derdim ki böyle yapacaksınız, böyle olacaksınız. Hiç kimse saçma sapan bir kitabı açıp da okuyup da inanmaz içindekiler. Mesela bir roman okuduğunuz zaman ne kadar etkilenirsiniz falan okuyor ama o romanın bir kitap olduğunu ve biri tarafından yazıldığını bilirsiniz. Aynı şekilde bütün din kitapları da diğer insanlar, ölümlü insanlardan tarafından yazıldı bence. Ve dinler tamamen insanları kandırmak, duygularını sömürtmek ve insanoğlu, buraya dikkat edin lütfen, duygusal bir varlık ve duygusal bir varlık olduğumuz için aciz insanlarız ve bir şeye inanmaya, bir şeye dua etmeye ve bir güç tarafından korunmaya ihtiyacımız var. Ve bu gerçekten daha fazla ekonomik durumu kötü olan insanlara da oluyor. Ama birçok insana göre dua etmek, Allah'ım yardım et, Tanrım ne olur. Bunu demeye gerçekten ihtiyacımız olduğu için bir Tanrı'nın varlığına inanıyoruz. Aslında hiç kimse gerçek anlamda Tanrı'ya inanmıyor. Hiç kimse gerçekten bu dünyanın nereden geldiği, nereye gideceği ve evrenin sonradan ne olabileceğini bilmiyor. Hiç kimse götünden atıp tutmasa lütfen, hiç kimse bana gerçekten bir elinde tutulacak ispat getirmedik için sonra kalkıp da bana papazı ya da imamı oynamasın. Herkesin ne kadar aşağılık ve pislik olduğunu biliyorum bu durumda. Siz kendinize çok iyi bakın. Son anda ağzımı toparladım. Siz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Güzel bir hafta dilerim size. Tekrar başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Daha güzel meseleler ve daha güzel konularla inşallah. İyi geceler bana. Size de iyi günler. Artık saat kaçlar ya da ne zaman izliyorsanız. Görüşürüz.